Buradan gelip üstten bir daha yapmış. Yani 24 tane tahmin ediyordu. Tabii o jeoloji şeylere bakınca oralarda da değişik. Esasen söze şöyle başlamak istiyorum. Göbeklitepe için çok şeyler konuşuldu. Çok şeyler söylendi. Ama ben yeni bir şey söylemek istiyorum. Şu gördüğünüz Göbeklitepe hala gizemli koruduğuna inanıyorum. Hala birçok sırrı içinde sakladığına inanıyorum. 12 bin yıl evvel ki bundan öncesine ait bir yapı dünyada yok. Ve neredeyse Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı bir döneme rastlayan bu yapı aslına bakarsanız insanlığın tarihinin başlangıcı olması nedeniyle veyahut da daha öncesine gidilmediği için böyle söylüyoruz. Çok önemli. Ben buradan bütün insanlığa şunu diyebilirim. Evet gelin Adem babamızın ki öyle anlaşılıyor durum. Nasıl yaşadığını anlamak istiyorsanız, onun yaşadığı mekanı görmek istiyorsanız, Adem'in çocukları olarak bütün insanlığı buraya davet ediyorum. Sonra da tarihin başka evreleri var. İşte Balıklı Göl, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, biraz ötede Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yaşadığı yer. Biraz daha sol tarafımızda ileride Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadığı mekanlar. Her bir peygamber tarihin bir basamağı ama Urfa kazıldıkça tarihe şahitlik edecek birçok eseri ortaya çıkarıyor. Urfa açık hava müzesi diyoruz ama şöyle bir özelliği var. Tarihin tek bir dönemine ait eserler yok burada. Çeşitli çağlara, çeşitli tarihsel dönemlere ait birçok eseri burada görmek mümkün. O zaman insanlığın nasıl bir tarih seyri içerisinde yaşadığını görmek için Urfa'ya gelmek lazım, görmek lazım diyorum. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Ama ben inanıyorum ki 2019'dan sonraki yıllar çok daha farklı, çok daha fazla turizm açısından getirisi olacak veyahut da turist gelecek bir şehrimiz olacak diye düşünüyorum.